Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız ve tabii ki bu sorular LYS'de de hazırlanan arkadaşlarımızın da işine aynı şekilde yarayacaktır. Ve arkadaşlar, ÖABT fizikle ilgili fizik bölümünden ve fen bilgisinden hazırlanan arkadaşlar için sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Şekildeki devrede ideal ampermetrede okunan değer kaç amperdir? Sevgili arkadaşlar, ampermetrenin iç direnci 0 ideal olduğundan dolayı, dolayısıyla x noktası ise burası da x noktası olacaktır. Görüldüğü gibi arkadaşlar, şurada seri bir devre meydana geliyor ve burada da arkadaşlar seri bir devre meydana geliyor. O halde bu kolda meydana gelen akım sevgili dostlar 24 bölü 4 6, bu kolda meydana gelen akım 12 bölü 3 4. O halde arkadaşlar, buradan gelen 6 ve 4 burada birleşerek 10 amperlik bir akım geçmektedir diyoruz ampermetreden. Arkadaşlar, akımın I eşittir E toplam bölü R eşitten bulunduğunu biliyorsunuz. Burada 24 bölü 4 dedik. Burada da 12 bölü 3 dedik. Sürtünmesi önemsiz buz üzerinde duran 12 kilogram kütleli kızağın ucunda bulunan 36 kilogram kütleli çocuk kızağa göre ok yönünde V büyüklüğündeki hız ile atılıyor. Buna göre kızağın yere göre hızının büyüklüğü nedir? Sevgili dostlar, V hızı ile atıldığında V kızağın hızına da arkadaşlar V üssü diyoruz. İlk durumda ve son durumda momentum birbirine eşit olup sıfır olmalıdır. O halde sevgili arkadaşlar, ilk durumda ve son durumda momentumu sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. O halde bu çocuğun yere göre hızı ne olacaktır arkadaşlar? V artı V üssü diyorum. 36 çarpı V artı V üssü. Arkadaşlar, bunlar vektörel olduğu için burada bakın topluyoruz. Artı kızağın momentumu 12 çarpı V üssü diyoruz. Ve arkadaşlar, çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği 36 V eşittir. 36 V üssü 12 V üssü de 48, diğer tarafa attım. Eksi 48 V üssü. Buradan V üssünü çekiyoruz. 36 bölü 48 3 bölü 4 V diyoruz. Tabii ki eksi. Buradaki arkadaşlar eksi işareti de kızağın hızının ne olduğunu, sola doğru olduğunu. Sağa doğru pozitif alırsam sola doğru ne oldu arkadaşlar? Negatif oldu. Yani çocuğun hızıyla kızağın hızının zıt yönde olduğunu söylüyor. Burada bizden büyüklüğünü sorduğu için cevabımız Diyarbakır diyoruz. İç dirençleri önemsiz özdeş, üreteç ve özdeş dirençlerle kurulan şekildeki R1, R2, R3 dirençlerinden geçen I1, I2, I3 akımlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, burada nokta potansiyelinden gidersek bu noktanın potansiyeli 0, bu noktanın potansiyeli 1. Yani her bir üretecin potansiyelini 1 aldım. O halde buradan atladığımda 1 daha arttı 2, buradan atladığımda 1 daha arttı 3. Bu noktanın potansiyeli 1. O halde arkadaşlar, R1'in uçlar arasındaki potansiyel nedir? 2'dir. O halde buradan geçen akıma 2 diyorum. 2 bölü R diyoruz. O da 2. Sevgili arkadaşlar, şu noktanın potansiyeli 0. Evet, görülüyor. R2'nin uçlar arasındaki potansiyel fark 2'dir. Yine arkadaşlar, o halde akımımız 2 diyoruz. Ve R3 noktaları arasında görüldüğü gibi direncin uçlar arasındaki potansiyel fark 3 olduğu için buradan geçen akımda 3. O halde I3 büyük, I1 eşittir I2. Cevabımız Diyarbakır. Bu sorunun en pratik çözüm yolu budur diyoruz sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar, şu gözde bakın. İkisi seri bağlı, topladığımızda 2 bölü R diyebiliriz. Şu gözde yine arkadaşlar 2 bölü R diyebiliriz. Bakın arkadaşlar, şuradan başladı. Şunun üzerinden geçen akıma bakın. Şöyle geldi. Şu kol üzerinde 3 tane seri bağlı üreteç. 3 bölü R, o da 3 diyebiliriz. Soruyu bu şekilde de görebilirdik. Ama şu nokta potansiyeli daha iyi ve daha garanti oldu diyoruz. Direnci R olan bir bakır telin
hacmi sabit kalacak şekilde boyu 4 katına çıkarılırsa yeni direnci kaç R olur diyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir iletkenin direncini R eşittir rho L bölü S'ten bulduğunu biliyoruz. Hacim V eşittir taban alanı çarpı yükseklik diyoruz arkadaşlar. Boyu 4 katına çıkarılırsa S üssü çarpı 4 ile diyoruz. Sadeleşti. Ve S üssü eşittir S bölü 4 olacaktır. R üssü eşittir rho 4 L bölü S bölü 4 diyoruz. Ters çevirip çarptığımızda 4 kere 4 16 rho L bölü S yani 16 R olur diyoruz. Yeni direncimiz 16 R Diyarbakır. Şekildeki devrede L ve M sıvaçlarının gerilimi VL ve VM'dir. K sıvacının levhaların arasına dielektrik sabiti havanınkinden büyük olan madde konulursa VL ve VM'nin değişimi hakkında ne söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, bu devrenin daha basit çizimini buraya yaptığım zaman kaybetmemek için görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar burada C eşittir epsilon A bölü D prensibi gereğince epsilon arttığı için CK'da ne yapmıştır? Artmıştır. O halde arkadaşlar bakınız şuradaki paralel kolun sıgası ne yapacaktır? Artacaktır. Şu L ile şu ikisi birbirine seri olacaktır. Bu ikisi birbirine paralel ve L'ye seri olmalıdır. Seri bağlı sıgaçların yükleri eşit. Potansiyel ise sıgayla ters orantılı. Yani şu kısmın arkadaşlar sıgası arttığı için bu kısma düşen potansiyel ne yaptı? Azaldı. Toplam potansiyelimiz sabit olduğu için L'nin potansiyeli ne yapacaktır? Artacaktır. VL artı VM eşittir E olacaktır. VM azaldı. VL arttı diyoruz. Cevabımız Adıyaman. Sıgası sabit olan bir kondansatörde sıgası sabit depo edilen enerjinin kondansatörün uçları arasındaki potansiyel fark V'ye bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sevgili dostlar, burada enerjimiz E eşittir 1 bölü 2 QV ya da 1 bölü 2 CV kare ile veriliyor. C sabit olduğu için bunu kullanmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar enerji V kare ile orantılıdır. Cevabımız C. O noktasından geçen mil etrafında serbestçe dönebilen G ağırlıklı düzgün türde çubuk şekildeki gibi S ipi sayesinde dengededir. Buna göre S ipinde meydana gelen gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç G'dir? Arkadaşlar sistem dengede olduğuna göre toplam tork eşittir 0'ı kullanacağız. Bu açının 37 derece olduğunu biliyoruz. 90, 16, 37 daha 53. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 37 derece kaldı. Cismin ağırlığı buradadır. G'dir. Buradaki uzunluğuna 2 diyelim. 1, 1. İpteki T gerilmesini uyguladığı torkun yönü ve G'nin torkun yönü. Birini artı dersek birini eksi deriz. Toplam torkun 0 olabilmesi için arkadaşlar zıt yönde olan torkların birbirine eşit büyüklükte olması gerekiyor. T çarpı 2 çarpı sinüs 37 eşittir. G çarpı 1 çarpı sinüs 37. Görüldüğü gibi arkadaşlar sinüs 37'ler sadeleşti. T eşittir. G bölü 2 cevabımız Adıyaman. Odak uzaklıkları f olan asal eksenleri çakışık tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde ışığın izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, tümsek aynada cisim nerede olursa olsun, yani bu asal ekseni kesen ışın nereden gelirse gelsin, yansıdıktan sonra uzantısı mutlaka odakla ayna arasından geçecektir. Ve her zaman arkadaşlar görüntü sanal ve cisimden küçük olacaktır. Cisimden küçük olduğu için aynaya da daha yakın olacaktır. Yani A her zaman küçük, B'dir. Arkadaşlar çukur aynada da ancak odakla ayna arasında bir noktadan gelen, yani çukur ayna için baktığımızda çukur aynanın odağı mutlaka
buralarda olmak zorundadır. Fakat tümsek aynanın odağı hakkında hiçbir şey söyleyemem. Burada da olabilir, burada da, burada da, burada da, her yerde olabilir diyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, şu B uzaklığı F'den büyük de olabilir, küçük de olabilir, hiçbir şey söyleyemeyiz. Fakat C kesinlikle F'den küçük olmalıdır. Bu durumda kesinlikle cevabımız Diyarbakır diyoruz. Arkadaşlar, çukur aynadaki sanal görüntü de her zaman cisimden büyük olduğu için D büyük C olacağını da her zaman söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar FA'dan kesin büyüktür. Çünkü mutlaka bu A uzaklığı F'den küçük olmalıdır. Özdeş direnç ve ideal voltmetrelerle kurulan şekildeki devrede voltmetrede okunan değerler V1, V2, V3 arasındaki ilişki nedir? Sevgili dostlar, akım geldi. Voltmetreden akım geçmez. Voltmetreden akım geçmez. Voltmetreden akım geçmez. O halde devrede akım oluşmaz. Devrede akım oluşmadığı için arkadaşlar V1, V2, V3 voltmetrelerinin gösterdiği değerler buradaki üreticinin EMK'sına eşit olacaktır. Üreticinin iki kutbu arasındaki potansiyel fark E-I çarpı R ile veriliyor. I sıfır olduğu için arkadaşlar V eşittir epsilon değerine, hepsi eşit olacaktır. Cevabımız Balıkesir. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekte kendi işlerinde türdeş olan GK ve GL ağırlığındaki küreler dengededir. Duvarın K cismine uyguladığı tepki kuvveti N1, zeminin L cismine uyguladığı tepki kuvveti N2, N1 bölü N2, 2 bölü 3 olduğuna göre GK bölü GL nedir? Sevgili dostlar, burada N2 eşittir GK artı GL ile verildiğini biliyoruz. Peki arkadaşlar, N1'i nasıl bulalım? Çünkü arkadaşlar şu N2 toplam Fi eşittir 0'dır. Aşağı doğru GK artı GL eşittir yukarı doğru N2. Burada arkadaşlar en pratik yöntem 3, 4, 5 üçgeni. Bakın şu taralı üçgende 53'ün karşısı 4K eşittir GK'dır. Burada arkadaşlar N1 dediğimiz 30, 53'ün komşusu ya da 37'nin karşısı yani 3K. Buradan K'yı çekip yerine yazdığımızda arkadaşlar 3 çarpı GK bölü 4 diyoruz. O halde arkadaşlar N1 bölü N2 eşittir. N1 değeri ne bulduk? 3 bölü 4 GK. Peki N2 değeri ne bulduk arkadaşlar? GK artı GL diyoruz. O halde arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda sonucu Edirne yani 8 buluyoruz. Arkadaşlar işlemi şurada. Bakın hemen içler dışlar çarpım yapalım. 3 bölü 4 GK bölü GK artı GL. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 9 GK eşittir 8 GK artı 8 GL diyoruz. Ve attık bu tarafa. Cevabımız 8. Kütleleri farklı, momentumları eşit olan cisimlerin birbirinden farklı olabilir. Arkadaşlar momentum vektörel bir büyüklük. P1 eşittir P2. M1 çarpı V1 eşit olmalı. M2 çarpı V2. Kütleler farklı ise görüldüğü gibi hızların büyüklüğü farklı ama momentumların eşit olabilmesi için hareket yönlerinin aynı olması gerekir. O halde 3'ü eliyoruz. İçinde 3 olanları da eledik. Kinetik enerji eşittir P kare bölü 2M ile veriliyor. P'ler aynı. Kütleler farklı olduğuna göre kinetik enerjiler de kesinlikle farklıdır. Hızları zaten arkadaşlar büyüklükleri farklı olduğu görülmektedir. Cevabımız 1 ve 2. Cevap Balıkesir. Ağırlığı önemsiz S1, S2 ipleri ve özdeş mıknatıslarla kurulan şekildeki düzenekte S1 ve S2 iplerinden meydana gelen gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki hangileri doğru olabilir? Sevgili dostlar, ipteki gerilme T1 eşittir. Bunlar özdeş olduğuna göre her birinin ağırlığına geldiğimizde T1 eşittir 2G olduğunu biliyoruz. Birbirini ittiklerini biliyoruz. F kuvvetiyle. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi S2 ipindeki gerilme
G artı F olacaktır. Buradaki F büyüklüğü arkadaşlar G'den büyük de olabilir, küçük de olabilir, eşit de olabilir. Bundan dolayı T1 büyük T2 de olabilir, olabilir, olabilir. Cevabımız Edirne diyoruz. Arkadaşlar buradaki iki mıknatıs arasındaki manyetik kuvvet ne olursa olsun T1'in 2G olduğunu biliyoruz. Çünkü buradaki F kuvvetleri, iç kuvvetler bir yukarı bir aşağı birbirini ne yaptı arkadaşlar? Dengeledi. Yukarı doğru T1 artı F, aşağı doğru G artı G artı F. F'ler gider ve her zaman T1 eşittir. G1 artı G2 olur. Sürtünmesiz yatay düzendeki şekildeki gibi kurulan paralel levhalar düzeninde K noktasından ilkesiz bırakılan noktasal parçacık L noktasından V1, M noktasından V2 hızlarıyla geçmektedir. V1 bölü V2 nedir? Sevgili arkadaşlar burada yapılan iş kinetik enerjiye dönüşmektedir. Kinetik enerjinin de 1 bölü 2 mv kare olduğunu biliyoruz. Zaten 1 bölü 2 m sabit olacaktır. O halde şu noktadaki arkadaşlar enerjisine E1 diyelim. Peki yapılan iş nedir arkadaşlar? F çarpı x'tir. Yani F yerine de Q çarpı E, E yerine de V bölü D yazarsak Q V bölü D çarpı X diyoruz. Sevgili dostlar, pratiği nedir? Burada görüldüğü gibi zaten Q sabit. V'yi buradaki D dediğimiz paralel iki levha arasındaki uzaklığa bölün. 12'yi 3'e bölün. 1 ile çarpın. Ne oldu? 4. O halde buradaki enerjisi 4. Buradaki enerjisi ise direkt Q çarpı V'dir. Çünkü X yerine D geldiğinde görüldüğü gibi yapılan iş direkt Q çarpı V'ye. Q da sabit olduğu için direkt 12 alıyoruz. Burada görüldüğü gibi zıt bağlı olduğu için arkadaşlar yine 6'yı 2'ye bölüp 1 ile çarptığımızda burada ise yapılan işin eksi 3 olduğunu görüyorum. 12 eksi 3 buradaki enerjimiz de nedir? 9'dur. O halde M noktasındaki enerjiye de E2 diyelim. Hızla görüldüğü gibi arkadaşlar yapılan iş hızın karesi yani 4 eşittir V1'in karesi, 9 eşittir V2'nin karesi. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda 2 bölü 3 değeri bulunur. Özdeş mıknatıslar ve uzunlukları eşit kütlesi önemsiz iplerle kurulan şekildeki düzeneklerde T1 bölü T2 3 bölü 2 olduğuna göre T3 bölü T4 oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar her birinin ağırlığına G diyelim. Mıknatıslar özdeş. T1 ipindeki gerilme de 2G'dir. T3 ipindeki gerilme de 2G'dir. Sadece bunlar birbirini ittiği için arkadaşlar T2 eşittir G artı F. T4 eşittir G eksi F diyoruz sevgili arkadaşlar. G eksi F. Evet. Şimdi sevgili dostlar T3 bölü T4'ü yerine yazacak olursak T1 bölü T2 önce bunu yazalım. T1 bölü T2 eşittir 3 bölü 2. T1 yerine yazıyorum. 2G bölü G artı F diyoruz. 4G eşittir 3G artı 3F diyoruz. Buradan arkadaşlar F eşittir G bölü 3 olmaktadır. Ya da G eşittir 3F. Şimdi arkadaşlar T3 bölü T4'ü yazıyorum. Evet. Bu da nedir? 2G bölü G eksi F'tir. Aslında burada G yerine 3F yazmak işlem olarak daha pratik sağlayacaktır. G yerine 3F yazarsam 2 kere 3 6F bölü diyoruz. 3F eksi F 2F böldüğümüzde 3 cevabımız Edirne. Kütlesi M olan DC özkütleli cisim taşma seviyesine kadar DS özkütleli sıvı ile dolu olan kaba bırakılıyor. Kapta meydana gelen kütle artışı 3 bölü 5M olduğuna göre D cisim bölü D sıvı nedir? Sevgili arkadaşlar, kaptaki kütle artışı cismin kütlesi yani giren kütle eksi taşan sıvı kütlesidir. O da eşittir 3 bölü 5 m diyoruz. Sağa atıp sola attığımızda burada taşan sıvının kütlesinin
2 bölü 5 m olduğu görülüyor. O halde arkadaşlar m eşittir v çarpı d cisim taşan sıvının kütlesi 2 bölü 5 m eşittir v çarpı d sıvı. Çünkü arkadaşlar burada cisim batmıştır ve taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. Taşan sıvının kütlesi de v cisim çarpı d sıvıdır. Buradaki cismin hacmine de her iki durumda v dedik. Hemen sadeleştiriyoruz. Buradan 5 bölü 2 cevabımız Edirne. Özdeş ve türdeş x'ye küreleri sürtünmesiz yatay tablo üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Tablo y ekseni etrafında w açısal hızı ile döndürüldüğünde x küresinin y küresine uyguladığı etki kuvveti m1, y küresinin tablonun düşey kısmına uyguladığı etki kuvveti n2, m1 bölü n2 nedir? Sevgili arkadaşlar, burada meydana gelen merkezcil kuvvet m W kare çarpı ne almamız gerekiyor? R almamız gerekiyor. Burayı da arkadaşlar dönme ekseninden kürenin merkezine doğru almamız gerekiyor. O halde arkadaşlar ilk durumda bakınız uzaklığımız 2R. İkinci durumda ise arkadaşlar uzaklığımız 4R. Yani bu noktaya etki eden kuvvet F ise bu noktaya etki eden kuvvetimiz ne oldu arkadaşlar? 2F diyoruz. İşte arkadaşlar burada x'in y'ye uyguladığı kuvvet veya y'nin x'e uyguladığı kuvvet buradaki F kuvvetidir. Birbirini ne yaptı arkadaşlar? Dengeledi. Tabii bu F kuvveti arkadaşlar ne yapıyor? Buraya aynen iletiliyor. O halde burada tablanın uyguladığı kuvvet de 2F artı F 3F olacaktır. O halde cevabımız F bölü 3F 1 bölü 3 Adıyaman diyoruz. X-Z düzleminde hareket eden bir parçacık F eşittir. Sabit kuvvetin etkisinde delta x eşittir metre kadar yer değiştirme yapıyor. Bu esnada F kuvvetinin cisim üzerinde yaptığı iş kaç joule olur? Sevgili arkadaşlar yapılan işin F çarpı x olduğunu biliyoruz. Buradaki çarpımın nokta çarpımı yani skaler çarpımı olduğunu biliyoruz. Bu da eşittir. F çarpı x çarpı kosinüs alfa veya kosinüs teta. Şimdi arkadaşlar bunları yerine yazdığımızda 3i eksi 2j diyoruz. Evet ilk önce kuvveti yazacaktı. Fark etmez arkadaşlar. 2i artı j diyoruz. O halde içler dışa çarpımı yapıyoruz. Burada arkadaşlar i ile i arasındaki açı 0. Kosinüs 0'da 1. 3 kere 2 6 diyoruz. I ile j arasındaki açı 90 olduğu için kosinüs 90 0 artı 0 diyoruz. Arkadaşlar i ile j arasındaki açı 90 olduğu için eksi 0 diyoruz. Ve eksi ile artının çarpımı artı j ile j arasındaki açı 0. 2 kere 1 2 eksi 2 6 eksi 2 cevabımız 4 Balıkesir Bandırma. Şekildeki M kütleli L uzunluğundaki katı ve homojen çubuğun O noktasından geçen dönme eksenine göre eylemsizlik momenti kaç M L karedir? L uzunluğundaki bir çubuğun arkadaşlar ortasındaki bir noktadan geçen eksen etrafında döndüğünde eylemsizlik momenti I eşittir 1 bölü 12 M L kare olduğu aslında verilmelidir. Fakat arkadaşlar fizikçi olduğumuz için bunu herhalde ezbere bilmemiz gerektiğini düşünmüş olabilirler ama bana göre bunun verilmiş olması gerekiyor. Bu durumda I üssü eşittir I. İşte arkadaşlar I dediğimiz merkezinden geçen eksen etrafında artı M çarpı D kare. D dediğimizde arkadaşlar dönme ekseninin şu merkeze olan uzaklığı yani L bölü 4'tür. O halde arkadaşlar I üssünü şurada yerine yazalım. 1 bölü 12m L kare artı m çarpı d dediğimizde L bölü 4 karesi L kare bölü 16 4 ile 3 ile 4 3 daha 7 paydamız da 48 7 bölü 48 m kare Balıkesir. Yatay ve sürtünmeli yolda hareket eden cisme 0-3T zaman aralığında t eşittir 0 anındaki hareket yönüne zıt yönde F büyüklüğündeki kuvvet
uygulanıyor. Cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre cisme etkiden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç F'dir? Sevgili arkadaşlar, ilk durumda cisim sağa doğru giderken, bakın hızımız pozitif, etki eden kuvvet sola doğru. Sürtünme kuvveti de her zaman harekete zıt yönde olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar, bir süre sonra cisim duruyor ve arkadaşlar cisim bu sefer harekete, yani şurada ilk hareketine zıt yönde hareket ediyor. Şuna da V üssü diyelim ve dolayısıyla arkadaşlar sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yönlüdür diyoruz. O halde buradaki ivmemiz V bölü T. Buradaki ivmemiz ise sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi V bölü 2T. Yani ivmemize A dersek büyüklük olarak burada da ne olacaktır? 2A olacaktır. O halde arkadaşlar 2A eşittir F artı FS bölü M diyoruz. Burada ise A büyüklüğü, sadece büyüklüklerini oranlıyoruz bakın. Arkadaşlar F eksi FS bölü ne diyoruz? M diyoruz. Zaten arkadaşlar F'in FS'den büyük olduğu kesin. Çünkü eğer büyük olmazsa durduktan sonra hareket ettiremez. Zaten bütün şıklarda da öyle olduğu görülüyor. Ve hemen bir sadeleştirme işlemi yapıyorum. 2 F eksi 2 FS diyoruz. Eşittir. F artı FS diyoruz. Sevgili arkadaşlar hemen sağa sola şutluyoruz. Bu durumda F eşittir 3 FS. FS eşittir F bölü 3. Cevabımız Bursa. X, Y, Z eksenleri doğrultusunda verilen birim vektörler sırasıyla i, j, k'dır. Buna göre arkadaşlar bu vektörel çarpımın sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar burada vektörel bir çarpım görülüyor. J çarpı k aradaki açının 90 derece olduğu görülüyor arkadaşlar. Şöyle 4 parmağımızı J'den K'ya doğru yönlendirdiğimizde yana açılan baş parmağın arkadaşlar İ'yi verdiğini görüyoruz. Burada İ ile K'nın arkadaşlar skaler çarpımı var. İ ile K'yı skaler çarpımında aradaki açı 90 derece olduğu için sonuç ne olacaktır? Kosinüs 90, 0. Ve arkadaşlar K ile 0'ın çarpımı da 0. Fakat burada cevaba J demiş. Ben bulamadım bunu. Arkadaşlar siz bir bakın, ben 0 olarak buluyorum. Şekildeki sıvaları C1, C2, C3, C4 olan kondansatörlerde biriken yükler sırasıyla Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 büyük Q3 olduğuna göre diyor. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi bu ikisi paralel. C3 ile C4 paralel ve görüldüğü gibi birbirine seri olacaktır. Arkadaşlar yükümüze Q1, Q2, Q3 ve Q4 dediğimiz zaman sevgili dostlar Q1 artı Q2'nin eşittir Q3 artı Q4 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar Q1 Q3'ten büyük olduğuna göre Q4 de mutlaka Q2'den büyük olmalıdır. Q4 büyük Q2 olmak zorundadır. Dolayısıyla bakıyoruz arkadaşlar. Burada Q2 Q4'ten büyük. Hemen 1'i eliyoruz. İçinde 1 olanları da eledik. Arkadaşlar evet. Q3 görüldüğü gibi arkadaşlar neymiş? Q1'den küçükmüş. Q4 Q2'den büyük mü? Büyük. Q3 arkadaşlar bunlardan büyük de olabilir, küçük de olabilir. Hiç önemli değil. Q4 Q2'den büyük. Şu ikisinin toplamı arkadaşlar neymiş? Q3'te Q4'ten ve Q2'den büyük. Demek ki Q1'de ne olacaktır arkadaşlar? Küçük olacaktır. Olabilir diyoruz. Arkadaşlar yani neticede şu bulduğumuz önemli. Diğerleri hepsi olabilir. Q2 eşittir Q4 olamaz. Cevabımız yalnız 2 Balıkesir. EMKS olan üretici kurulmuş şekildeki elektrik devresinde C sıvalı kondansatör yüklendikten sonra anahtar bir konumundan iki konumuna getiriliyor. Buna göre voltmetrede okunan değer kaç epsilondur diye soruluyor. Sevgili dostlar ilk durumda burada yüklenen yükümüz Q eşittir CV. C işte V yerine de epsilon diyoruz sevgili dostlar. Anahtar iki konumuna getirildiğinde
Buradaki yükü bunlar ortak olarak paylaşacaklardır. Ortak potansiyelimiz de sevgili dostlar, toplam yükümüz CE bölü C eş diyoruz 3C. O halde ortak potansiyelimiz E bölü 3 yani 1 bölü 3E olur diyoruz. Şekildeki U borusu içerisinde X, Y, Z sıvıları dengedeyken K ve L noktalarında oluşan sıvı basınçları buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Sevgili arkadaşlar, şekildeki sistem dengede olduğuna göre aynı sıvı içerisinde aynı yatay seviyede basınçlar eşit olmalıdır. Bu noktaya arkadaşlar A noktası dediğimizde, bu noktaya B noktası dediğimizde A'daki basınç B'deki basınca eşit olacaktır. Buradan arkadaşlar H kadar yükseldiğimizde basınçtaki düşme HD'ye, burada ise arkadaşlar aynı miktarda basınçtaki düşme H çarpı DX. DX daha küçük olduğu için arkadaşlar burada basınçtaki azalma daha küçük olacaktır. Buraya da M noktası dediğimizde M'deki basınç L'deki basınçtan daha büyük olacaktır. Yukarı doğru çıktıkça arkadaşlar bu ne yapacaktır? Azalacaktır. Fakat ne kadar azalacağı meçhul. M'deki basınç daha büyük arkadaşlar L'den. Azalıyor ama K noktasındaki basınç L'den daha büyük olabilir. Eşit de olabilir, küçük de olabilir. Yani arkadaşlar cevabımız Edirne diyoruz. K noktasından ilk hızsız bırakılan P ağırlıklı cisim sürtünmesiz R yarıçaplı rayın L noktasından geçerken rayın cisme uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç P olur? Sevgili dostlar size burada pratik çözüm. Delta N eşittir. Her R'de 3MG çarpı düşeyde ne kadar aşağı indi? Buna da H diyorum. Çarpı H. Buradaki arkadaşlar şu açıyı 53 derece veya bu açıyı da kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar H eşittir. R çarpı sinüs 53 olduğu görülmektedir. O halde delta N eşittir 3 mg çarpı direkt arkadaşlar sinüs 53. Sinüs 53'ümüz de 0,8. 3 kere 8 24. 2,4 cevabımız Edirne diyoruz. Ya da arkadaşlar buradaki 3, 4, 5 üçgeninden R'ye 5 derseniz görüldüğü gibi bu ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Buraya 5, buraya 4 yazdığımızda 4 bölü 5, 0,8 yine aynı sonucu elde ediyoruz. Pratik yöntem. Demek ki raya etki eden tepki kuvvetindeki değişim her R'de 3mg çarpı ne kadar aşağı indi çarpı H veya 3mg çarpı şu açının sinüsü de diyebiliriz. Dünya etrafında çembersel bir yörüngede dolanmakta olan uydunun sahip olduğu kinetik enerji E olduğuna göre toplam enerjisi nedir? Sevgili arkadaşlar, bu uydunun potansiyel enerjisi eksi G M1 çarpı M2 bölü D ile verildiğini biliyoruz. Arkadaşlar, toplam enerji ise bunun yarısıydı. Yani potansiyel enerji bölü 2. Kinetik enerji ise arkadaşlar potansiyel enerjinin yani toplam enerjinin zıt işaretlisi. O halde arkadaşlar buradaki kinetik enerjiye E diyecek olursak görüldüğü gibi buradaki toplam enerjimiz eksi E olmaktadır diyoruz sevgili dostlar. Cevabımız Bursa. Optik kutu içerisinde bulunan düzlem aynaya gelen I ışık ışını I üssü olarak yansımaktadır. Buna göre yataya göre düzlem aynanın konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Sevgili dostlar, gelen ışın ile yansıyan ışını uzatıyoruz. İşte gelen ışın, yansıyan ışın şu açı görüldüğü gibi 70, şu açı görüldüğü gibi 110 ve normali çizdik. Normalimiz budur sevgili dostlar. Görüldüğü gibi gelen ışının normalle yapmış olduğu açı 55, yansıyan ışının yapmış olduğu açı 55. O halde sevgili dostlar aynamızı çiziyoruz. Normal aynaya dik olduğu için 90'dan 55'i çıkarttığımızda ne kaldı? 35 kaldı. O halde bunun yatayla yapmış olduğu açı da 35 derece
olacaktır diyoruz. O halde şu açının 35 derece olanı bulmamız gerekiyor. İşte arkadaşlar, bulduğumuzda cevabımız Diyarbakır diyoruz. Sürtünmesi yatay düzlemde hareket eden Q yüküne sahip M kütleli parçacık V büyüklüğündeki hızla düzleme dik olan düzgün B manyetik alanına K noktasından girip L noktasında çıkmaktadır. Parçacığın L noktası yerine M noktasından çıkabilmesi için Q, M ve B niceliklerinden hangilerinin tek başına artması yeterlidir? Sevgili dostlar, bu noktadan geldi çıktı. Yani şu noktadan çıkması isteniyor. Dolayısıyla yarı çapının küçülmesi gerekiyor. Yarı çapımız R eşittir neydi? Mavi kubbe. O halde arkadaşlar, R'nin azalması için Q ya da B'nin artması gerekiyor. Cevabımız Edirne. Sürtünmeli yatay zeminde P ağırlığındaki cisim şekildeki gibi uygulanan F büyüklüğündeki yatay kuvvetin etkisinde durmaktadır. Cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı 1 bölü 2 ve cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F'se olduğuna göre. Arkadaşlar, durmaktadır kelimesi bizim için önemli. Arkadaşlar, durduğuna göre F küçük eşit F'se olmalıdır diyoruz. Buradaki arkadaşlar, şunu yanlış söyledik. Durduğuna göre arkadaşlar, mutlaka F eşittir F'se olmalıdır. Çünkü duruyor. F net eşittir 0. Dolayısıyla arkadaşlar, F'se büyük F olamaz. F eşit F'se doğrudur. P bölü 2 büyük F'se. Şimdi arkadaşlar, burada sürtünme kuvvetinin maksimum değeri P çarpı K olacaktır. Yani P bölü 2 olacaktır. F'se ise bundan küçük olabilir veya eşit olabilir. O halde cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? 2 ve 3 Edirne diyoruz. X düzlem aynası önünde duran ışıklı kale cisminin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sevgili dostlar, bunu buraya şöyle yapıştıralım. Hiçbir sakıncası yok. Şöyle yapıştırdınız. Dik gel. Şu L noktasından bakın. Dik gel. Geldiğin kadar git. Demek ki şura şuraya eşitse, işte arkadaşlar, görüntümüz bu şekilde olmalıdır. Bu açı 80 derece olduğu için bu açı da 80 derecedir. Şunu şöyle arkadaşlar çizdiğimizde burası ne olacaktır? 60 olacaktır. Tamamı 80 olduğu için buraya kalan ne oldu arkadaşlar? 20 derece. Cevabımız Bursa. Hava ortamından yarım küre biçimli özdeş cam prizmaların tabanındaki kırmızı, mavi ve mavi noktasal ışık kaynaklarına bakan 1-2-3 nolu gözlemciler ışık kaynaklarını kendilerinden H1-H2-H3 kadar uzakta görmektedir. Buna göre H1-H2-H3 arasındaki ilişki nedir? Sevgili dostlar, bunlar direkt görüldüğü gibi küre yüzeyinden bakıldığı için şu merkezden gelen ışınlar kırılmadan yollarına devam edeceğinden dolayı 1 ve 2'de aynı yükseklikte görecektir. Burada ise arkadaşlar ne yapacaktır? Kırılacaktır. Normalden uzaklaşacaktır ve dolayısıyla daha yakında görecektir. Genel olarak az yoğundan çok yoğuna bakıldığında cismi daha yakında görürüz diyoruz. Fakat arkadaşlar, kürenin merkezinde olduğunda, bakın burası kürenin merkezinde değil. Fakat arkadaşlar, buradaki kırmızı ve mavi ışık kaynakları kürenin merkezinde ve arkadaşlar küre yüzeyinden bakılıyor ve gelen ışıklar kırılmadan diğer ortama geçiyor. Cevabımız Adıyaman. Işığı kırma indisi 3 bölü 2 olan camdan yapılmış bir merceğin su içerisindeki odak uzaklığı F ise hava ortamındaki odak uzaklığı nedir? Arkadaşlar, burada suyun kırıcılık indisinin de verilmesi gerekiyordu diyorum. 4 bölü 3. Mercekçiler formülümüz nedir arkadaşlar? 1 bölü F eşittir N mercek bölü N ortam eksi 1 artı eksi 1 bölü R1 artı eksi 1 bölü R2. Bu kısım sabit olduğu için arkadaşlar buna 1 diyelim. K da desek sadeleşecek. O an arkadaşlar, burada 1 bölü F eşittir N mercek 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3. 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3 eksi 1.
O halde hemen çarpma bölme yapalım arkadaşlar. 9 bölü 8 olduğu görülüyor. Buradan f eşittir 8 bölü 9. Hemen 1 bölü f üssü diyoruz. En mercek bölü en ortam bu sefer ne olacak? Hava olacak arkadaşlar. 3 bölü 2 bölü 1. 3 bölü 2 eksi 1. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? 3 eksi 2 1. 1 bölü 2. Buradan f üssü eşittir. Sevgili dostlar ne olacaktır? 2 olacaktır diyoruz. Sevgili arkadaşlar şurada bir işlem hatası yapmıştık. Onu düzelttik. Evet, 9 bölü 8 eksi 1, 1 bölü 8. Ters çevirirsek f eşittir 8. F üssü eşittir 2. Buradan arkadaşlar taraf tarafa böldüğümüzde f üssü eşittir f bölü 4. Cevabımız Adıyaman. Tek renkli ışını x ortamından y ortamına geçerken şekildeki gibi doğrultusu değişiyor. Yani normale yaklaşıyor. Normale yaklaştığına göre sevgili dostlar en y büyük, en x diyoruz. Az yoğundan çok yoğuna geldi. Dolayısıyla arkadaşlar n1 v1 eşittir. n2 v2 eşittir. n3 v3. Yani kırıcılık indisiyle arkadaşlar hız ters orantılıdır. n y büyük, nx olduğuna göre arkadaşlar v x büyük v'ye'dir. Bu durumda dalga boyu da lambda x büyük lambda y. Yani çok yoğun ortama geçtiğinde hızı ve dalga boyu azalır diyoruz. Frekans kaynağa bağlı olduğu için değişmez. Bir fotonun ışığın enerjisi de h çarpı nü ile veriliyor. Frekans sabit olduğuna göre enerji de sabittir. Cevabımız yalnız bir Adıyaman. Arkadaşlar genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Bir ışığın ortamdaki hızı v1, diğer ortamdaki hızı v2 eşittir. Dalga boylarının oranı lambda 1 bölü lambda 2 ve ortamların kırıcılık indisiyle ters orantılıdır. n2 bölü n1. Bunu unutmayalım. Havada ilerleyen ışını paralel yüzlü saydam ortamdan şekildeki gibi geçiyor. Dışarı çıkan ışını geliş doğrusu x kadar kaymaya uğradığına göre niceliklerinden hangileri tek başına artması x'in artmasına sebep olur? D ortamın kalınlığı. Evet sevgili arkadaşlar bakınız. Ortamın kalınlığı arttığında şuraya geldi. Tekrar geliş doğrultusuna paralel gitmek zorunda. Dolayısıyla bir kesinlikle doğru diyoruz. Saydam ortamın kırıcılık indisi. Evet ne kadar çok arkadaşlar kırıcılık indisi artarsa görüldüğü gibi tekrar yine paralel gitmek zorunda. Bu ortamın kırıcılık indisi ne olursa olsun şu geliş doğrultusuna paralel gidecek ve görüldüğü gibi x yine artıyor. Alfa ışınının havadan saydam ortama gelme açısı. Evet gelme açısı arttıkça sevgili dostlar kırılma açısı da ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla buradaki x de yine artmış olacaktır diyoruz. Yani arkadaşlar şu açı bir miktar artıp şu şekle gelecektir. Dolayısıyla x yine artacak. Cevabımız Edirne. Hava ortamından su ortamına gelen güneş ışığı içerisindeki yeşil ve kırmızı renkli ışınların izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre kırmızı ve yeşil ışınların su ortamındaki hızları VK ve VY ile su ortamlarındaki dalga boyları arasındaki ilişki aşağıdan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sevgili dostlar, havada her ikisinin hızı aynı olacaktır. VK eşittir VL. Kırmızı ışın frekansı daha küçük, dalga boyu daha büyüktür. Yani lambda kırmızı büyüktür. Lambda L'dir arkadaşlar. Su ortamındaki hızlarını soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, genel olarak N1 V1 eşittir. N2 V2 eşittir nokta nokta. O da eşittir C. Peki arkadaşlar bu hava ortamındaki işte hızları nedir? C ışık hızıdır. Işığın hava ve boşluktaki hızıdır. Bu da arkadaşlar eşittir C diyoruz. Nokta nokta eşittir C. Sevgili dostlar burada N kırmızı küçüktür. En yeşil veya en yeşil büyüktür. En kırmızı olduğu için ve kırmızı büyük ve yeşil olmalıdır. Zaten arkadaşlar kırmızının dalga boyu daha büyüktür.
her durumda daha büyüktür. Boşlukta hepsinin veya havada hızları eşittir. Fakat arkadaşlar boşluğun dışındaki bir ortama geçtiğimizde hızı en büyük olan kırmızı, en küçük olan ise mordur. Burada cevaba Bursa demiş. Yanlıştır sevgili arkadaşlar. Şu lambda K büyük lambda Y doğrudur. V K büyük V'ye olmalıdır diyoruz. Bu şekilde ancak cevap doğru olur. Su ortamında bunların arkadaşlar hızı aynı olamaz diyoruz. VK büyük V'ye olmalıdır diyoruz. Periyotları 1 bölü 2 saniye ve 2 santimetre dalga boylu dalgalar üreten özdeş kaynaklardan biri diğerinden 3 bölü 4 saniye sonra çalıştığına göre merkezi katar çizgisi faz farkının olmadığı duruma göre kaynakları birleştiren doğru boyunca kaç santimetre yer değiştirir? Arkadaşlar delta x yer değiştirme P lambda bölü 2'dir. P nedir? Faz farkı, gecikme süresi bölü periyottur. Eğer gecikme süresi arkadaşlar periyottan büyük ise ne yapıyoruz? T'yi bulmak için verilen süreden periyodu çıkartıyoruz veya bölüyoruz, kalanını alıyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2 görüldüğü gibi 2 katından daha büyük değil. O halde gecikme süresi nedir? 1 bölü 4. O halde 1 bölü 4 bölü 1 bölü 2 diyoruz. Ve cevabımız 1 bölü 2, P'yi bulduk arkadaşlar. P için cevabımız 1 bölü 2. Şimdi yazıyoruz. P lambda bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 2 lambdamız görüldüğü gibi. Bölü 2. İkiler sadeleşiyor. Yine cevabımız 1 bölü 2 oldu. O halde arkadaşlar görüldüğü gibi zaten faz farkının 1 bölü 2 olması ne demek? Kaynakların zıt fazla çalışıyor olması demek. İşte arkadaşlar kaynaklar zıt fazla çalıştığı zaman bir dalga katarıyla düğüm çizgisi yer değiştiriyor. Bu durumda da lambda bölü 4 olmuş oluyor. Kayma miktarı 2 bölü 4 de 1 bölü 2 başka bir açıdan yaklaşım diyoruz. M kütleli L düzgün türdeş bir çubuğun tam ortasından geçen dik eksene göre eylemsizlik momenti 1 bölü 12 M L karedir. İşte bu verilmeli. Buna göre çubuğun tam orta noktasından kaç L kadar uzaktan geçen dik eksene göre eylemsizlik momenti 1 bölü 4 M L kare olur. Arkadaşlar I üssü eşittir. Ne demiştik? I artı M D kare. İşte arkadaşlar bunu yerine yazdığımızda m d kareyi çekelim. M d kare eşittir. I üssü dediğimiz 1 bölü 4 m l kare eksi 1 bölü 12 m l kare. M'lere de şutun istiyoruz. Paydayı eşitliyoruz. 3 eksi 1 2'dir. 2 bölü 12 1 bölü 6 l kare diyoruz. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda D eşittir 1 bölü kök 6 L. Bu da kök 6 bölü 6 Ceyhan. Bir uydu 3 R dünya yarı çapındaki çembersel yörüngede dünya çevresinde E kinetik enerjisiyle dönmektedir. Buna göre uyduyu 4 R dünya yarı çapındaki yörüngeye taşımak için kaç E'lik enerji gerekir? Arkadaşlar kinetik enerjisi E ise toplam enerjisi ne olmalıdır? Eksi E olmalıdır. Peki arkadaşlar bu durumda toplam enerjimiz eksi E. Bu da neye eşittir? G M dünya M uydu. Tabii bu başındaki eksiyi unutmayalım. Bölü ne diyoruz arkadaşlar? 3 R diyoruz. İkinci durumda toplam enerjimiz E toplam üssü eksi G M dünya M uydu bölü 4 R diyoruz ve taraf tarafa bölüyoruz. Eksiler de gidiyor. R'ler de gidiyor. 4 bölü 3 kalıyor. Bu durumda E toplam üssü eşittir. Eksi 3 E bölü 4 oldu. Bakın arkadaşlar. Eksi E'ydi. Eksi 3 E bölü 4 oldu. Azaldı gibi görülüyor. Fakat negatif olduğu için artmıştır. Mutlak değeri azaldı fakat negatif olduğu için arttı. Yapılan iş arkadaşlar enerjideki değişimdir. Son durumdaki enerjimiz eksi 3 E bölü 4 eksi
ilk durumdaki enerjimiz eksi E. Bunu da arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Eksi 3 bölü 4 artı 1 cevabımız 1 bölü 4 E diyoruz. Adıyaman. Derinliği sabit bir dalga leğeninden noktasal kaynağın oluşturduğu su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir. Bu görünüme olaylarından hangileri tek başına sebep olabilir? Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi burada dalga şu kadar ilerlemiş. Kaynak ise arkadaşlar bu kadar görüldüğü gibi. Yani kaynağın hızının arkadaşlar dalganın hızından daha büyük olması gerekiyor. Kaynağın hızının dalgaların ilerleme hızından büyük olması gerekiyor. Arkadaşlar kaynağın hızının dalgaların ilerleme hızından küçük olursa böyle bir şey olamaz. Biri mutlaka eliyoruz. İki mutlaka olmalı. Frekansla bir ilgisi yok. Frekans arkadaşlar artsa dalga boyu küçülür. Fakat burada arkadaşlar görüldüğü gibi kaynak dalgadan daha hızlıdır diyoruz. Cevabımız yalnız iki Balıkesir. Derinliği sabit dalga leğeninde lambda dalga boylu dalgalar üreten özdeş K1-K2 kaynakları aynı fazla çalışarak girişim deseni oluşturuyor. Şekildeki P noktası girişim deseninde hangi çizgi üzerindedir? 3-4-5 üçgeninden güzel insanlar 53'ün karşısı 4, 37'nin karşısı 3, 90'ın karşısı 5. Buradan arkadaşlar PK1-PK2 yani yol farkı 5 lambda eksi 3 lambda eşittir 2 lambda. Bu da lambdanın tam katı olduğu için n lambda. Buradan n eşittir 2 yani ikinci katar veya ikinci karın diyebiliriz Celikan. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde şekildeki düzenekte 4. karanlık saçağın oluştuğu yerde 3. aydınlık saçağın oluşması için perde x doğrultusunda kaç L kadar hareket ettirilmelidir. Yani arkadaşlar şu nokta x uzaklığı ilk durumda k eksi 1 bölü 2 delta x1. Buradaki arkadaşlar k 4. karanlık saçak. Aynı zamanda eşittir arkadaşlar. 3. aydınlık olduğu için 3 delta x2 diyoruz. İşte arkadaşlar buradaki uzaklık karanlık olduğu zaman k eksi 1 bölü 2 delta x, aydınlık olduğu zaman k delta x diyoruz. O halde 4 yazdığımızda 7 bölü 2 delta x latif doğan yani lambda l bölü arkadaşlar dn. N ortamın kırıcılığı indisi, hava ise 1 yazarsınız. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu durumda ise 3 çarpı lambda çarpı l üssü bölü dn diyoruz. Bunlara şutingiz, şutingiz, şutingiz diyoruz sevgili dostlar. Buradan l üssü eşittir 7 bölü 6 l diyoruz. Peki arkadaşlar ne kadar kaymıştır? İşte görüldüğü gibi 1 iken 7 bölü 6 oldu. 7 bölü 6 l eksi l. Bu da arkadaşlar 1 bölü 6 l cevabımız Adıyaman. X noktasında artı Q yüklü cisim bulunan şekildeki sistemde sırası ile Y ve Z noktalarına yine artı Q yüklü cisimler sonsuz uzaklıktan getiriliyor. Y noktasına artı Q yükünü getirmek için yapılması gereken iş W olduğuna göre sonrasında Z noktasına diğer artı Q yükünü getirmek için yapılması gereken iş kaç W'dur? Burada arkadaşlar W eşittir K Q çarpı Q bölü D ile veriliyor. Peki arkadaşlar son durumda V üssü eşittir. Hem bu noktaya hem bu noktaya Q'yu getirdiğimizde K Q çarpı Q bölü D yani Q kare bölü D artı K Q çarpı Q bölü D yani K Q kare bölü D artı K Q çarpı Q bölü 2 D yani K Q kare bölü 2 D. Peki arkadaşlar ikinci durumda yapılması gereken iş son durumdaki enerji eksi ilk durumdaki enerji midir? Bundan bunu çıkarttığımızda ne kalıyor arkadaşlar? Görüldüğü gibi şu K Q kare bölü D'nin biri gidiyor. Geriye K Q kare bölü D artı K Q kare bölü 2 de topladığımızda 3 bölü 2 K Q kare bölü D kalıyor.
Çünkü 2'yi buraya almıştım. Dolayısıyla bu da arkadaşlar 3 bölü 2 W cevabımız Diyarbakır. Bir düzlem üzerinde bulunan artı Q, artı 3 Q, eksi 2 Q yüklerini çevreleyen X, Y ve Z yüzeylerinden geçen elektrik akıları Fx, Fy, Fz arasındaki ilişki nedir? Sevgili dostlar, burada yüzeyin büyüklüğü ne olursa olsun toplam yükle doğru orantılı. Y'den geçen arkadaşlar artı Q ise bunu arkadaşlar Fi diyecek olursak görüldüğü gibi X'ten geçen toplam yük eksi Q. Yine arkadaşlar bu da büyüklük olarak Fi olacaktır. Bakıyoruz Z'nin içerisindeki toplam yük yine arkadaşlar artı Q. Bu da arkadaşlar Fi olacaktır. Fi'leri şöyle gösterelim. Evet, cevabımız Adıyaman diyoruz. Derinliği sabit bir dalga leğeninde kaynağın ardışık olarak oluşturduğu iki atma şekildeki gibidir. Buna göre kaynağın ve dalganın ilerleme hızları oranı nedir? Sevgili arkadaşlar, ilk dalgayı burada ürettikten sonra ikinci dalgayı burada üretmiştir. Yani kaynak görüldüğü gibi arkadaşlar 3 birim yol almıştır. Burada arkadaşlar kaynak, bakın, ikinci kaynağı ürettikten sonra R kadar dalga ilerliyor. Yani sevgili dostlar, şu noktaya vurduğunda buradaki kaynağımız şu noktaya vurduğunda dalgamız R kadar ilerlemiş oldu ve iki dalga birlikte R kadar daha ilerleyerek tepe noktaları burada çakıştı. Yani arkadaşlar kaynağımız 3 birim yol aldığında dalgamız 1 birim yol alıyor. O halde 3 bölü 1 cevabımız Edirne. Derinliği sabit bir dalga leğeninde kaynağın ardışık olarak oluşturduğu iki atma şekildeki gibidir. Buna göre kaynağın ve dalgaların ilerleme hızları oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar, buradaki A uzunluğu A eşittir ve dalga artı ve kaynak çarpı T, B eşittir ve dalga eksi ve kaynak çarpı T olduğunu biliyoruz. Taraf tarafa oranladık. Şimdi çarpıyorum. A çarpı ve dalga eksi A çarpı ve kaynak eşittir B çarpı ve dalga artı B çarpı ve kaynak. Hemen küçüğü büyüğün yanına gönderiyoruz sevgili dostlar. Küçüğü büyüğün yanına gönderiyoruz. Ve dalga parantezine alıyorum. A eksi B bölü eşittir ve kaynak parantezine alıyorum. A artı B diyoruz. Ve kaynak bölü V dalga görüldüğü gibi A eksi B bölü A artı B Ceyhan diyoruz. Bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan lambda dalga boylu dalgalar üreten noktasal K1 ve K2 kaynakların oluşturduğu girişim deseninde ikinci düğüm çizgisi ile X çizgisi arasındaki uzaklık kaynakları birleştiren doğru üzerinde 7 lambda bölü 4 olduğuna göre X çizgisi nedir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar, şu merkezi dalga katarı olduğunu biliyoruz. Birinci düğüm çizgisi, sonra ikinci düğüm çizgisi. Merkezi dalga katarı veya herhangi bir dalga katarı ile ardışık bir düğüm çizgisi arasındaki uzaklık lambda bölü 4. Ardışık iki düğüm çizgisi veya dalga katarı arasındaki mesafe de lambda bölü 2 olduğunu biliyoruz. O halde arkadaşlar şu uzaklık lambda bölü 2 artı lambda bölü 4, 3 lambda bölü 4 olacaktır. O halde şurada geriye kalan 7 lambda bölü 4 eksi 3 lambda bölü 4, yani lambda bölü 4 bölü 4, o da lambda oldu. Şimdi arkadaşlar merkezi dalga katarı birinci dalga katarı ile arasındaki yol farkı lambda bölü 2 artı lambda bölü 2, yani ikinci dalga katarı diyoruz. Cevabımız Celikan. Yani arkadaşlar şu merkezi dalga katarı ile herhangi bir çizgi arasındaki yol farkı lambda'nın arkadaşlar tam katı ise bu ne olmak zorundadır? Sevgili dostlar, dalga katarı olmak zorundadır. Şekildeki tek yarık lambda dalga boyu ışıkla aydınlatılıyor. Perdedeki merkeze aydınlık saçağın ortası ile
merkezi aydınlık saçağın üstündeki üçüncü aydınlık saçağın ve altındaki dördüncü karanlık saçağın ortaları arasındaki uzaklık x1 ve x2 oranı nedir? Sevgili arkadaşlar, şurada merkezi aydınlık saçağı olan uzaklık tek yarıkta olduğu zaman aydınlık saçak için k artı 1 bölü 2 yani 3 artı 1 bölü 2 delta x diyoruz. Karanlık için ise arkadaşlar direkt k alan da yani 4 delta x diyoruz. O halde x1 bölü x2 7 bölü 2 bölü 4 cevabımız 7 bölü 8 diyoruz. Şurayı topladığınızda 6 1 daha 7 7 bölü 2 bölü 4. Sevgili arkadaşlar tek yarıktaki bağıntıları bulmak için çift yarıktaki bağıntılara 1 bölü 2 ekliyorsunuz. Örneğin çift yarıkta aydınlık saçağın uzaklığı neydi? K lambda 1 bölü 2 eklediniz. K artı 1 bölü 2 lambda. Karanlık için K eksi 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 eklediğinizde K lambda olduğunu görüyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde kurulan paralel levhalar düzeneğinde artı Q yüklü parçacık V hızıyla levhalara paralel doğrultuda girip H kadar sapıyor. Parçacığın yük miktarı Q ve hızının büyüklüğü V iki katına çıkarılırsa paralel levhalar arasında sapma miktarı kaç H olur? Sevgili arkadaşlar şurada paralel iki levhanın boyu L. L eşittir V çarpı T olduğunu biliyoruz. H eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? Bunu yatay atış hareketine benzetiyoruz. 1 bölü 2 A T kare. Buradaki ivmemizin A eşittir. Kayınvalide bölü damat olduğunu biliyoruz. H üssü eşittir. 1 bölü 2. İşte arkadaşlar Q 2 katına çıktığında ivme de 2 katına çıkacaktır. T görüldüğü gibi arkadaşlar T kare ve 2 katına çıkarsa T yarıya inecektir. Yarıya inerse T bölü 2'nin karesi T kare bölü 4 olacaktır. O halde cevabımız 1 bölü 2 AT karenin yarısı yani 1 bölü 2 H diyoruz Adıyaman. Bir tümsek aynada elde edilen görüntüye ait büyütme değeri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Sevgili arkadaşlar, tümsek ayna olduğu için görüntü düzdür. Görüntü düz ise büyütme oranı pozitif bir sayıdır. Peki bu büyütme oranı nedir arkadaşlar? HG bölü HC'dir. Görüldüğü gibi arkadaşlar görüntünün boyu daha küçük olacağı için bu basit kesir olmak zorundadır. Cevabımız Diyarbakır diyoruz. Sürtünmelerin ve yay kütlelerin önemsiz olduğu şekildeki özdeş sistemlerde kurulan yay sarkaçlarının periyotları oranı nedir diye soruluyor. Sevgili dostlar bunların seri bağlı olduğunu görüyorsunuz. Eşdeğer k'miz yani keşimiz k bölü 2'dir. Burada ise arkadaşlar görüldüğü gibi kütleler yayın ucuna bağlanmış. Yani şu yayın ortasından arkadaşlar basit harmonik hareket yapacaktır. Yayın boyu yarıya indiği için yay sabiti 2 katına çıkacaktır. 2K'ya 2K gibi düşünebilirsiniz. Şu noktadan itibaren basit harmonik hareket, şu noktadan itibaren basit harmonik hareket yapmaktadır. Burada periyodumuz tam ek. T eşittir 2 pi kök M bölü K. Burada yerine yazıyoruz. 2 pi'ler geç sadeleşiyor. M bölü K bölü 2 diyoruz. Ve burada ise arkadaşlar 2 pi kök m bölü 2k diyoruz. Taraf tarafı oranladığımızda m'ler gidiyor. Birinci aynen yazıyoruz. Şurası 2 bölü k oldu sevgili dostlar. Şunu da ters çevir çarptığımızda 2k. K'lar gider. Tabii kök içerisinde 2 kere 2 4. Kök dışına 2 olarak çıkar. Cevabımız Edirne. Compton olayında gelen foton elektronla etkileştikten sonra şekildeki aynı düzlemde 1, 2, 3 yollarını lambda 1, lambda 2 ve lambda 3 dalga boylarına sahip olarak izleyebilir. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Şu arkadaşlar görüldüğü gibi fotonun yolu, gelen fotonun yolu aradaki açı 30, aradaki açı 90, aradaki açı ise 120 derece olduğu görülüyor. Aradaki açı büyüdükçe saçılan fotonun dalga boyu büyüyecektir. Cevabımız 3, 2, 1 olmaktadır.
Bunu arkadaşlar şu bağıntıdan hatırlayın. Delta lambda yani lambda üssü eksi lambda eşittir h bölü me çarpı c. Buna Compton dalga boyu diyorduk. 1 eksi kosinüs teta. Bu da arkadaşlar gelen fotonla saçılan foton arasındaki açı. Bu büyüdükçe arkadaşlar kosinüs ne yapacak? Küçülecek. Görüldüğü gibi bura ne yapıyor arkadaşlar? Küçülürse bu değer büyür. Demek ki büyür. O halde açı büyüdükçe arkadaşlar dalga boyundaki değişim büyüyor. Yani saçılan fotonun dalga boyu büyümüş oluyor. Kısaca gelen fotonla saçılan foton arasındaki açı büyüdükçe saçılan fotonun dalga boyu büyür diyoruz. Edirne diyoruz. Çift yarıklı girişim deney düzeninde perde bir konumundayken üzerindeki P noktası 5. aydınlık, perde 2 konumundayken P noktası 4. aydınlık çizgi oluşturmaktadır. A bölü B oranı nedir? Sevgili arkadaşlar, buradaki herhangi bir noktanın merkezi aydınlık saça olan uzaklığı x eşittir aydınlık saçak için k çarpı delta x olduğunu, karanlık saçak için k eksi 1 bölü 2 delta x olduğunu biliyoruz. O halde sevgili arkadaşlar, x eşittir ilk durumda 5. aydınlık saçak 5 çarpı delta x Latif Doğan lambda L dediğimiz işte A'dır burada arkadaşlar. Bölü D eşittir 4. aydınlık saçak için 4 lambda bu sefer L dediğimiz A artı B bölü D. Tabi ortamın kırıcılık indisi arkadaşlar havadan farklı ise enleri de alabilirsiniz. Her iki durumda sadeleşiyor. Lambdalar sadeleşiyor. 5A eşittir 4A artı 4B diyoruz. Buradan A eşittir güzel insanlar 4B, A bölü B 4 Diyarbakır. Özdeş üreteçlerle kurulan şekildeki devrede S anahtarı kapatıldığında voltmetrenin gösterdiği değerler V1, V2 değişimi hakkında ne söylenebilir? Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi bu ikisi düz bağlı, buna ters bağlı. O halde ana kol akımı buradan geçmektedir. V1 eşittir güzel insanlar. 2 epsilon eksi 2R çarpı i'dir. Burada ise arkadaşlar görüldüğü gibi üreticinin üzerinden geçen akım üreticinin verdiği akıma zıt yönde. Yani arkadaşlar burada motor gibi davranmaktadır. Dolayısıyla V2'yi şöyle buluyoruz. Epsilon artı i çarpı R. Anahtarı kapattığımızda eşdeğer direnç azalacağı için akım artacaktır. Akım arttığı için V2 artar. Akım arttığı için V1'in azaldığını görüyorsunuz. Azalır artar. Cevabımız Diyarbakır diyoruz. Bakın arkadaşlar bu noktadan bu noktaya gittiğimizde şunun nasıl olduğunu ispat edelim. Burada arkadaşlar artı kutuptan çıktığımız için V2 eşittir. Artı epsilon yazıyorum. Eksi akıma zıt yönde gittiğim için eksi ire diyoruz. İşte eksi ile eksinin çarpımı artı oluyor sevgili dostlar. Aşağıda HR diyagramına göre arkadaşlar Tayf sınıfı verilen yıldızlardan hangisinin yüzey sıcaklığı en azdır? Burada ezber bir soru var sevgili dostlar. Cevabımız Diyarbakır. Camdan yapılan bir merceğin hava ortamında odak uzaklığı F1, su ortamında odak uzaklığı F2, F1 bölü F2 nedir? Arkadaşlar bu sorunun aynısını testin ilk sorularında da sormuşlardı. Cevabını 1 bölü 4 bulmuştuk. Nereden bulmuştuk arkadaşlar? 1 bölü F eşittir N mercek bölü N ortam eksi 1 artı eksi 1 bölü R1 artı eksi 1 bölü R2. Dedik ki bu sabit. Bunu 1 alalım ve yerine yazalım. İlk durumda arkadaşlar 1 bölü F1 eşittir N mercek bölü N ortam. Orada hatta arkadaşlar suyun kırıcılık indisini de vermemişlerdi. Dedim verilmesi gerekiyor. 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3 ne yaptı arkadaşlar? 9 bölü 8 eksi 1. 1 bölü F2 eşittir N mercek bölü N ortam su ortamında. Arkadaşlar bu hava ortamındaymış. Tam tersi oldu. Evet, hava ortamındayken şu
1 bölü f2 oldu arkadaşlar. Bu da 1 bölü f1. Evet. Camdan yapılan bir merceğin hava ortamında odak uzaklığı. Şimdi hava ortamındakini buluyoruz. N mercek bölü N hava. Yani 3 bölü 2 eksi 1. Taraf tarafa böldüğümüzde f1 bölü f2. Burası ne yaptı arkadaşlar? 9 bölü 8 eksi 1. 1 bölü 8. Aynısını yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Burası arkadaşlar görüldüğü gibi 1 bölü 2. Ters çevirip çarptığımızda 2 bölü 1. Cevabımız 1 bölü 4. Eğrilik yarıçapları şekilde ekip olan camdan yapılmış merceğin hava ortamında odak uzaklığı kaç R'dir? Biraz önce yazdığımız mercekçiler formülünü yazıyoruz. 1 bölü F eşittir. N mercek bölü N ortam. 3 bölü 2 bölü 1. Eksi 1 diyoruz arkadaşlar. Artı bakın şunu şuradan ortadan ikiye bölün arkadaşlar. Görüldüğü gibi şurası tümsek. Tümsek olduğu zaman artı, çukur olduğu zaman eksi alıyoruz. 1 bölü R eksi 1 bölü 2 R diyoruz sevgili dostlar. 3 bölü 2 eksi 1, 1 bölü F eşittir. 3 bölü 2 eksi 1, 1 bölü 2'dir. Çarpı, şurayı da 2 ile çarptığımızda 2 eksi 1, 1 bölü 2 R'dir. Ters çarp çarptığımızda F eşittir. 4 R diyoruz. Cevabımız Edirne. Hacimleri Vx ve Vy olan Dx, Dy öz kütleli Xy cisimleri türde sıvı içerisinde ip yardımı ile şekildeki gibi dengededir. Vx büyük Vy olduğuna göre Dx bölü Dy değerlerinden hangileri olabilir? Bir ipin her noktasındaki arkadaşlar gerilme kuvvetinin T olduğunu biliyoruz. Aşağı doğru V çarpı Dx, daha doğrusu Vx çarpı Dx. Aşağı doğru V'ye çarpı D'ye etkeden kaldırma kuvveti Vx çarpı D sıvı etkeden kaldırma kuvveti V'ye çarpı D sıvı. İşte arkadaşlar yukarı doğru çeken kuvvetler aşağı doğru çeken kuvvetler T'yi buradan çektiğimizde Vx çarpı D sıvı eksi Vx çarpı DX. Vx parantezinde D sıvı eksi DX eşittir. Buradan T'yi çektiğimizde arkadaşlar V'ye parantezinde D sıvı eksi D'ye olacaktır. Şimdi güzel insanlar görüldüğü gibi Vx V'ye'den büyük olduğuna göre tam tersi D sıvı eksi DX küçüktür. D sıvı eksi D'ye olmalıdır. D sıvı eksi DX küçüktür. D sıvı eksi D'ye. Bunlara şutung istiyoruz. Her iki tarafı eksiyle çarptığımızda dx büyüktür. Eşitlik yön değiştirecektir. Ya da bunu sağa bunu sola attığımızda yine aynı şey. Dx büyüktür d'ye. Bu durumda dx bölü d'ye birden büyük bir sayı olacaktır. Cevabımız yalnız 3 Balıkesir. Sürtünmeli düşey duvarda bulunan cisim şekildeki gibi uygulanan F kuvvetinin etkisiyle sabit hızda hareket etmektedir. Cisim ile duvar arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre F kuvvetinin maksimum ve minimum değerleri oranı nedir? Sevgili arkadaşlar, maksimum değerinde cisim yukarı doğru hareket eder ve sürtünme kuvveti de harekete her zaman zıt yönlüdür. Burada arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeninden bakınız şunu 5F alırsam küçük f bu arkadaşlar 4F ve cismi yüzeye sıkıştıran kuvvet de 3F olur. Fs eşittir K çarpı N'den 3 bölü 2 F diyoruz. Şimdi arkadaşlar sabit hızla hareket ettiğine göre aşağı doğru G eşittir artı aşağı doğru Fs yukarı doğru 4F. Buradan arkadaşlar G artı 3F bölü 2 eşittir 4F olmaktadır. Buradan sevgili dostlar G eşittir attık diğer tarafa 5 bölü 2 F diyoruz. İkinci durumda sevgili arkadaşlar cisim aşağı doğru hareket ederse evet bu durumda arkadaşlar 5 bölü 2 F dedik. F maksimum arkadaşlar ne olacaktır? 5F olacaktır. F maksimum 5F diyoruz.
Ve arkadaşlar şurayı şöyle bir temizlik operasyonundan sonra cisim aşağı doğru hareket ederken sürtünme kuvveti yukarı doğru olur. Bu sefer arkadaşlar F üssü, buna 5 F üssü dersek yukarı doğru 4 F üssü ve sola doğru en 3 F üssü olacaktır. Bu durumda Fs eşittir K çarpı N'den 3 bölü 2 F üssü diyoruz. Ve arkadaşlar yukarı doğru 4 F üssü artı 3 bölü 2 F üssü aşağı doğru neye eşit olacaktır arkadaşlar? G'ye eşit olacaktır. G de zaten burada bellidir. O halde 4 artı 1,5 5,5 yani 11 bölü 2 F üssü. Bakın arkadaşlar F üssü bölü F'i soracak olursa 5 bölü 11 F bölü F üssü F bölü F üssü 11 bölü 5 diyoruz. E zaten buradaki arkadaşlar maksimum kuvvetler de bunları 5 ile çarptığınızda meydana geliyor. O halde cevabımız Edirne diyoruz. Sıcaklıkları T1 ve T2 olan sıvılar ısıca yalıtılmış ortamda karıştırılıyor. Karışımın denge sıcaklığı T denge oluyor. T1 büyük T2 olduğuna göre kesinlikle doğrudur. T2 sıcaklığındaki sıvının ısısı artar. Arkadaşlar böyle bir cümle olmaz. T1'den T2'ye ısı akışı olur denilebilir. Sıcaklığı ısısı artar ya da azalır diyemeyiz. İç enerjisi artar ya da azalır diyebiliriz. Eğer arkadaşlar T1 hal değişimi gerçekleştiriyorsa T1 büyüktür T denge kesin diyemeyiz. T1 sıcaklığındaki sıvıdan T2 sıcaklığındaki sıvıya enerji geçişi olur deriz sevgili dostlar. Cevabımız Bursa. Odak uzaklığı F olan çukur aynanın önüne konulan K cisminin görüntüsü şekildeki gibi K üssü olarak oluşmaktadır. Kesinlikle doğrudur deniyor. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi görüntü gerçek, ters ve aynadan uzakta oluştuğuna göre daha büyük oluşmuştur. Ve dolayısıyla cisim ancak arkadaşlar odakla merkez arasında ise ne yapacaktır? Görüntü merkezin dışında yani kesinlikle bu doğrudur. Hemen şu 3'e arkadaşlar bakın eğer 1,5 ise 3F burası arkadaşlar merkez olmak zorundadır. Çünkü gelen bakın arkadaşlar ışığın kendi üzerinden giderek görüntüyü oluşturmuştur. O halde A artı B 2F'tir. E 1,5F ise arkadaşlar 3F olacağı için burası örneğin ne olur? F olur. Yani C büyük F olmak zorunda değil. Hatta bu merkeze çok yakınsa arkadaşlar bu da yakın olur. Yani F'ten daha küçük olur. Veya arkadaşlar 1,5F'ten F'e daha yakınsa dolayısıyla bu 3F'ten daha uzakta olur ve C F'ten büyük olur. Yani C'nin arkadaşlar F'ten büyük olma, eşit olma, küçük olma durumu var. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan. Yere paralel bir parçacık hızlandırıcıda bulunan relativistik bir parçacığın 0,6 C hızındaki kinetik enerjisi E'dir. Buna göre bu parçacığın hızını 0,8 C hızına çıkarmak için yapılması gereken iş kaç E'dir? Sevgili arkadaşlar, durgun kütle enerjisi nedir? M C karedir. Herhangi bir relativistik hızda iken toplam enerjisi gama mc kare. Buradaki arkadaşlar dönüşüm katsayısı 1 bölü kök içerisinde 1 eksi v kare bölü c kare olduğunu biliyoruz. Sevgili arkadaşlar hızımız 0,6 c ise kök değerimiz 0,8. 0,8 ise nedir? 0,6 diyoruz. Peki arkadaşlar kinetik enerjimiz nedir? Toplam enerjiden E0'ı çıkarttığımızda kinetik enerjiyi buluyoruz. Yani mc kare parantezinde gama eksi 1. Bu durumda arkadaşlar E eşittir. Mc kare parantezinde arkadaşlar 0,6 ise 0,8 yani 4 bölü 5 o da 5 bölü 4 olacaktır. 5 bölü 4 eksi 1 diyoruz. İkinci durumda arkadaşlar kinetik enerjimiz kinetik üssü eşittir. M C kare parantezinde ne yapacaktır arkadaşlar? Hızımız 0,8
C olduğu için burası 0,6 olacaktır. 0,6, 3 bölü 5 ters çevirsek 5 bölü 3 eksi 1 olacaktır. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar 1 bölü 4 mc kare. Hatta mc kareler sadeleşsin arkadaşlar. Burası ne olacaktır? 5'ten 3 çıktı. 2 bölü 3 diyoruz. Ve ekinetik üssünü çekiyoruz sevgili dostlar. Ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 8 olacaktır. Şurası 3 bölü 8. Çekiyoruz. 8 bölü 3 E diyoruz. Yapılan iş ise kinetik enerjiler arasındaki fark olacaktır. 8 bölü 3 E eksi arkadaşlar E diyoruz. Sevgili arkadaşlar, yapılan iş toplam enerjideki değişim olmalıdır. Gerçi kinetik enerjideki değişimden de gitseydik aynı sonuca geliyoruz. Bakın arkadaşlar, buradaki kinetik enerjimiz mc kare parantezinde gamma eksi 1. Gamma 0,6 c için şurası 0,8 4 bölü 5 ters çevirirsek 5 bölü 4. O halde arkadaşlar kinetik enerjimize E demiş. Bu da 1 bölü 4 mc karedir. Durgun kütle enerjimiz ise mc kare. Bu durumda toplam enerjimiz E0 artı ekinetik. Buradan arkadaşlar mc kareyi işler içe çarpımı yaparsanız 4E artı kinetik enerjimiz de E 5E. İkinci durumda hızımız 0,8 C ise arkadaşlar gama değerimiz 5 bölü 3 olur. Bu durumda toplam enerjimiz 5 bölü 3 mc kare. Mc kare yerine de 4E'yi yazarsak arkadaşlar ne oldu? 20 bölü 3E ve aradaki fark son durumda enerjimiz, ilk durumda toplam enerjimiz 5 bölü 3E diyoruz sevgili dostlar. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu yaz sıcağında arkadaşlar çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. İnşallah faydamız olur. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.